Merhaba arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Bugün sizler için ben çok faydalı bir karışım, bir kür hazırladım. Özellikle Ramazan'da olduğumuz ve birdenbire yemeye başladığımız şu günlerde birçoğumuzun sıkıntısı, şişkinlik ve mide ağrısı. Orucumuzu açtıktan sonra bu kürü içerek kesinlikle şişkinlik yaşamayacaksınız. Ayrıca zayıflamanıza da kilo vermenize de yardımcı olacak bir kür. Sözü çok fazla uzatmıyorum. Hemen tarifimi nasıl yapmışım onu hazırlamaya geçiyorum. Kanalıma destek olmak adına yorum beğeni bırakırsanız da çok sevinirim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, Ramazan'da oruçlu olduğumuz şu günlerde oruçlarımızı açtıktan sonra hepimizin biliyorsunuz en önemli sorunlarından bir tanesi iftar sonrası şişkinlik ve yerken iftarımızı açarken o ani olarak çok fazla yeme ve sonrasında da yaşadığımız rahatsızlık. İşte bu 3 malzeme ile çok kolay bir şekilde yapacağımız tarifle doyduğunuzu anlayacaksınız ve daha az yiyeceksiniz. Bu 3 madde de birbiriyle birleştiği zaman hem yağ yakımını hızlandıracak hem de sizin o iftar esnasında çok fazla yemenizi engelleyecek. Şimdi malzemelerimi ufakça size, çok kısaca size tanıtacağım. Neyi, ne için içtiğinizi bilin diye. Burada bir yemek kaşığı chia tohumum var benim. Bir tatlı kaşığı balım var. Bu opsiyonel. İstiyorsanız koymayabilirsiniz. Ben normalde koymuyorum ama bu video için tatlandırmak istedim karışımımı. Herkes çok limonlu tatları sevmeyebileceğini düşündüğüm için bir tatlı kaşığı da bal kullanacağım. Ve yarım da limonumuz var. Limonumuzun tabii sadece suyunu kullanacağız. Özellikle bu chia tohumuyla beraber limon birbiriyle karıştığı zaman vücudumuz için çok fazla yararları var. Chia tohumu nelere faydalı geliyor diye soracak olursanız çok kısa bir şekilde hemen size birkaç özelliğini söylemek istiyorum. Yaşlanma karşıtı bir özelliği var. Hücrelerimizi yeniliyor, ağrı kesici, vücuttaki iltihapları atmakta faydalı. Kemikler için inanılmaz derecede faydalı bir besin. Zayıflamayı zaten faydaları saymakla bitmez. Bu suyun içerisine attığımız zaman jelleşiyor, büyüyor ve böylelikle de vücuda tokluk hissi veriyor. Bu özelliklerin birçoğunun çıkması için de videonun başında dediğim gibi limonla beraber kullanmamız gerekiyor. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Chia tohumu ile ilgili merak ettiğiniz şeyleri araştırabilirsiniz, yorumlarda sorabilirsiniz. Hepsine cevap vereceğim. Şimdi hemen karışımımı hazırlamaya başlıyorum. 200 milimlik bir bardak kullanıyorum. Bardağıma suyumu doldurdum. Bunu içmeden 1 saat, 1,5 saat öncesinde yapmanız gerekiyor ki chia tohumları şişsin, genişlesin ve böylelikle içerisindeki maddeler hem ortaya çıksın hem de içtiğimiz zaman bize tokluk hissi versin. Burada 1 yemek kaşığı chia tohumum var. Şimdi limonumu sıkacağım. Sıkmış olduğum yarım limonun suyunu ekliyorum. Ve burada da balım var. Dediğim gibi balı istiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Ben video için kullanıyorum. Normalde ben balsız bir şekilde tüketiyorum bunu. Herkes ekşi tatları sevmeyebilir diye aklınızda olsun. Bu sebeple videoya ekledim. Şimdi bunu çok güzel bir şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. Ve 10-15 dakikada bir ya da yarım saatte bir bunları güzelce karıştırıyoruz. Yaklaşık 1,5 saat sonrasında içmeye hazır bir hale gelecek. Tadı da gerçekten çok güzel, limonata gibi. Zaten balla da tatlandırdık biliyorsunuz. Bir tarifin daha sonuna geldik. Bu güzel ve faydalı tariflerin devamının gelmesi için lütfen kanalıma destek olup yorum beğeni bırakmayı unutmayın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.